çalışmalarımız küçük ebatlarda bir obje oluşturma yanında yapı kabuğu ve daha geniş ölçekli objeler oluşturma için kullanılmaktadırlar. Yapınızın konsept aşamasında ne kadar bir alanın sahip olduğu ve diğer dataların neler olduğunu da metraj dökümleri alarak projenizin başlangıç aşamasında ihtiyaç programınıza göre gerekli olan alanın ne kadarını kullandığınız ve buna benzer analizleri yapmanız için en önemli fonksiyonlardır. MES EDITÖRÜ Family oluşturmak için de kullanmak istiyorsanız Mass Editor'da oluşturulan objelerin Family Editor içerisindeki sistemlerden daha esnek kullanım sağladıklarını uygulamalarda görmeye başlayacağız. Family altyapısı sonrasında Mass Set'ine başlamanızı önermekteyiz. Çünkü genel itibariyle Family Editor'e çok benzeyen, ve birkaç ufukta dışında neredeyse tamamen aynı sistemler kullanılarak parametrik mes familyleri oluşturup kütüphanenizde sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Buradaki amacımız sizlerin parametrik ya da parametrik olmayacak alternatiflerde Revit proje ortamından kullanılabilmeleri için mes çalışmaları yapabiliyor olmanızı hedeflemek. Bu tür objeleri cephe tasarımında kullanabileceğiniz dekoratif bir ürün gibi de düşünerek modelleyebilirsiniz. Bu set içerisinde döşeme, giydirme cephe, çatı ve duvar gibi konuların detayına girmiyoruz. Setin amacı genel itibariyle mes konusunu daha detaylı incelemek. Mes oluşturma teknikleri Revit versiyonlar arasında çok farklılık göstermeyecek olup genel olarak oluşturma işlemleri neredeyse tamamen aynı olacak. Eğer family konusunda bilginiz var ise mes konusunda çok hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Ve bu setin diğer bölümlerinde de daha önceki familyler ilginiz doğrultusunda çoğu tekniğin benzer hatta bazı bölümlerinin tamamen aynı olduğunu da göreceksiniz. Ses editörde oluşturulan objeler de daha zahmetli işlemler sürecinde oluşturduğumuz objelere göre çok daha hızlı ve esnek bir yapıda oluşturulma imkanlarına sahip olmaktadırlar. Obje oluşturma ile ilgili tek tek örnekler yapacağımız derslerimiz olacak. Ve ilerleyen bölümlerde düzenlemeleri incelediğimizde Mes editörün ne kadar esnek bir yapı sunmuş olduğunu da göreceğiz. Dynamo üzerinde ilerleyen aşamalarda çalışmayı düşünüyorsanız, Mes setinde yapacağımız obje oluşturma ve yöntemlerin Dynamo sayesinde daha hızlı gerçekleştirilebileceğini bu set altyapısı ile görmeye başlamış olacaksınız. Bu nedenle genel bir yapı taşı olarak Mes setini bir nevi Dynamo başlangıcı gibi de düşünebilirsiniz.